Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Ücretsizdir arkadaşlar abone olmak. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Instagram üzeri gelen bir model arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi üç tane sinek kanadının üzerine böyle arası olarak da sinek kanadı yapılmış. Bunu arkadaşlar sizler için yine tığa çevirdim. Şöyle tığa çevrilmiş halide arkadaşlar bakın. Benimki de bu şekilde oldu sizler için. Şöyle yine her zamanki gibi yan yana koyalım arkadaşlar. Bakın hiçbir farkı yok. Yine sağlam olması için arkadaşlar kenar kirpiklerini bu şekilde zincir çekerek yaptım. Kulak çöpüyle değil. Yani kirpik olarak zincir kullandım. Şöyle ara suyumu da sinek kanadından yaptım arkadaşlar. Ve üzerine ben şöyle hareket getirmesi için minik kirpikler yaptım. Benim modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz şayet şu ortadaki rengi beyaz da yapabilirsiniz. Bu sinek kanadının üzerindeki yaprakları, çiçekleri, her renk de yapabilirsiniz. Farklı renklerden de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle sade tek renkten de yapabilirsiniz. Yani anlayacağınız arkadaşlar çeşit çok yapana her şey kolay güzel. Yapılan her şey güzel oluyor biliyorsunuz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ara mesafesi olarak örnek amaçlı ben 3 tane bu şekilde minik sinek kanatları yaptım ara suyu olarak. Siz bunu 5 istediğiniz kadar Şöyle göz kararı ara mesafesi bırakabilirsiniz. Bu dal olarak kullandığım yeşil sinek kanatlarımla ara suyu olarak kullandığım sinek kanatlarının arasına arkadaşlar 4 tane tığ battı bırakıp sonra bu dalları oluşturan 3 sinek kanadını yapımıyla başlıyorum. Evet arkadaşlar 4 tane tığ battıyı bu şekilde vermişim daha önce. 2 defa tığımın başını bu şekilde doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine 1, 2, 2, 2. Bakın arkadaşlar buraya büyükçe bir trabzan yaptım. Bunu yuva olarak kullanacağım. Trabzandan yuva yapmak kolay olduğu için bu şekilde bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Bir zincirle sık iğnemin içine girdim ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım buraya Sinek kanadımın ilk kirpi. 1 2 3 zincir. Hemen şöyle tersini çevirdim arkadaşlar. 3 zincirimi bu 5 zincirimin içerisine girip sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 zincir. Şöyle arkadaşlar düz yüzüne döndüm. Ve ilk sinek kanadımı buraya oluşturdum. Şurada arkadaşlar ipin yanı kısmı var. Yine arkadaşlar 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim. İkinci sinek kanadımın altyapısı olarak kirpik yaptım. 3 zincir şöyle tersini çeviriyorum. 5 zincirimin içine kapatarak bu şekilde geri dönüşümü sağladım. 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düz yüzüne döndüm. Yine aynı şekilde arkadaşlar trabzandan yaptığım yuvamın içine sabitliyorum. 5 zincir. Hemen arkadaşlar bakın. Dibine sabitledim. 1, 2 ve 3 zincir. Çevirdim bu şekilde geri dönüşümü sağladım. Tekrar 10 zincir 8 9 ve 10. Döndüm arkadaşlar. Yine aynı yuvaya bakın. 3. ve sonuncu sinek kanadımı buraya yaptım. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle kaymaması için başına ve sonuna muhakkak sık iğne yapıyorum. Tığ battı mesafesine inmek için bir tane de tığ battı yapıyorum. Bakın bir yuvanın içine bir tane de tığ battının içine iki tane sinek kanadı yaptım. Şimdi arkadaşlar iki zincirimi çekip buraya şuradaki dört tane tığ battıyı bu tarafına arkadaşlar sol tarafına da veriyorum. Bir iki zincir bu şekilde bir iki zincir üçüncü bir, iki zincir, bu da dördüncü. Dört tane tığ battı mesafemi verdim. Bir defa doluyorum arkadaşlar. Bir, iki, iki. Buraya minik bir trabzandan yuva yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar sık iğne ile yuvaya sabitledim. Beş zincir. Yine aynı şekilde buraya sinek kanadı yapıyorum. Bir, iki, üç. Dönüyorum. Bu 5 zincirli yuvamın içine sabitliyorum. 8 zincir çekiyorum. Burada 10'da arkadaşlar. Çünkü bu çiçekleri yapacağız üzerine. Burada 8 çekeceğiz. 5 6 7 ve 8 Döndüm arkadaşlar. Yine aynı trabzan yuvanın içine kapatıyorum. Bakın bu tarafta minik bir artmalı bir yuvam oldu. Aynı şekilde dibine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığ battı. Bu iki sinek kanadımın arasına arkadaşlar bakın. Şu şekilde iki tane tığ battı yapıyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen yine arkadaşlar bu şekilde yandaki tığ battıya girip 1, 2, 2. Minik bir trabzan. Bir zincir. Sık iğne ile trabzanın arasına giriyorum. 3, 4, 5 zincir. Şöyle arkadaşlar bir tane daha sinek kanadı yapıp çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. 5 zincirimi buraya trabzanıma kapattım. 1, 2, 3 zincir döndüm. 3 zincirimi buraya 5 zincirli yuvama kapatıyorum. Yine 8 zincir. 7 kameraya bakayım derken arkadaşlar 8 zincirimi çektim sabitliyorum trabzan yuvamı bakın arkadaşlar 8 çekiyorum biraz daha minik bir ardım oluyor ara suyu olduğu için bu şekilde sinek kanatlarımı hazırladım dibine de bir sinek kanadı yapıp şey sık iğne yapıp iki tane tığ battı ara mesafesi veriyorum Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk sinek kanadımın içine sık iğnemi yaparak bu şekilde başlıyorum. Şöyle dibine bir tane zincirimi çektim, bir defa doladım sinek kanadıma girdim, üç ilmeğimin üçünü birden çekip buraya bir sahte trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zinciri çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu trabzanı bu şekilde aralayıp buraya trabzanımın arasına kirpik olarak kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yine arkadaşlar trabzanın arasına girdim. Bu şekilde bakın. Üçünü birden kapattım. Buraya yine bir sahte trabzan yaptım. Yine 8 zincir. 7 ve 8. 8 zincirimi yaptım. trabzanımın arasına girip bakın bu şekilde kapattım. Buraya bir kirpik yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane kirpik yapıyorum. Bir zincir bir defa dola trabzanın arasına girdim ve üçünü birden kapattım. Buraya bir trabzan yap. 8 zincir ve trabzanın arasına girip kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. Trabzan arkadaşlar bakın bu şekilde aralayıp bir tane trabzan yapıyorum. 8 zincir yine trabzanın arasına girip trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde dört tane trabzan yaptım. Şöyle sıkılaştırmak için şey kirpik yaptım arkadaşlar. Bir zinciri çektim dibine şöyle. Tığımın başına da 3 defa doladım. Hemen arkadaşlar tabu yeşil yuvaya girip 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde bakın bu kirpiklerimin boyutunda bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar 8 tane zincir çekerek 2 tane kirpik daha yapacağım. 6, 7 ve 8 kapattığım bu trabzanımın arasına bu şekilde. Tekrar 8 zincir yine trabzanın arasına kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde kirpiklerin tepesine iki tane daha yaparak kaynaştırma yaptık. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz sahte sık iğnenin üzerine bir zincir çekerek iğne oyası görünümü verdiriyorum. Geri kalan bu trabzanımın kısmını da bu şekilde sık iğne yaparak sinek kanadıma kadar ince. 3 oldu arkadaşlar. Toplam 10 tane alıyordu. 4 5 Ama siz doldurana kadar yapın arkadaşlar. Daha muntazam durur. Sayısı o kadar önemli değil. 8 9 10 Evet. Bu şekilde arkadaşlar. 10 tane yapıyorum. Bir tane de şu şekilde gördüğünüz gibi sinek kanadımın içinde yapıyorum. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Bakın kenarda dört tane kirpik. Bu şekilde en üstte de 2 tane. Sonra arkadaşlar trabzanımızın üzerini de bu şekilde sinek kanadıyla dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar diğer sinek kanatlarını da aynı şekilde yapacağız. Köprü olarak iki tane zincir çekiyorum. Sinek kanadımın bu şekilde içine geçip bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Üçünü birden alarak bu şekilde bir sahte trabzan yapıyorum. Ve üzerine arkadaşlar bu dört kirpiği yapıyorum. Ve hepsini yapıp geliyorum. Aynı işlem arkadaşlar farklı bir işlem yok. Onları ben tamamlayayım. Fazla vakit gitmesin. Evet arkadaşlar, şu şekilde bitirdim. Diğer ikisini de bakın. Çok hoş oldu arkadaşlar. İğne oyasından bence daha güzel oldu. İğne oyasında ne varsa tığ oyasında daha fazlası var arkadaşlar. Şöyle arasına 3 tane sinek kanadı koymuştuk arkadaşlar. Bu sinek kanatlarını hareketlendirmek için. Şöyle tepelerine sinek sık iğne ile girip 2 zincir çekerek 3 tane kirpik yapıyorum. 2 zincir kapattım 1. 2 zincir kapattım arkadaşlar. 2. 2 zincir sinek kanadına bu şekilde 3 tane kirpik yaptım. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar sıkı sıkı dibine ve şu şekilde yakıyorum arkadaşlar. Şöyle uzun bırakmışım. Bunu biraz kısaltayım. Bunları da bu şekilde değdiriyorum arkadaşlar. Bakın sinek kanadına hareket gelmiş oldu. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Çok hoş, çok da zarif oldu. Bakın arkadaşlar bir şey istirham etmek istiyorum, rica etmek istiyorum. Kameralarımız çözünürlüğü yaparken bozuluyor. Ee, onun stresiyle yapıyoruz yaparken. Ee, bir de siz dislike atıp yani kimsenin emeğine saygısızlık etmeyin. İzlemeyebilirsiniz, amanla izlemeyin. Ama zararınız da bari olmasın. Sizin bana benim size hiçbir zararımız yok mesela. Ama dislike atarak e, çek, zorlukla çektiğimiz videoları emeğe saygısızlık oluyor. Ne diyelim Allah dış kaygatmasın. <laughs> e, yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar bu şekilde modelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kal.